Büyük balık küçük balığı yüter. Bizim de büyük şirketlere yem olmamamız için büyümemiz lazım. Maalesef piyasa bize ancak bu kadar şans tanıyor. Sinan Bey lütfen durun. Sinan Bey lütfen. Sinan Bey lütfen. Ne oluyor lan? Burası Dingo'nun harem midir? Bahar nerede? Özür dilerim Şahin Bey. Engel olmaya çalıştım ama. Tamam tamam. Kusura bakmayın. Benim birkaç dakikalık bir işim var. Hemen geri dönelim. Biz müsaadenizi isteyelim Şahin Bey. Detayları sonra konuşuruz. Durum değerlendirmesi yapıp biz size daha sonra geri döneceğiz. Siz bilirsiniz. İyi günler. İyi günler Şahin Bey. İyi günler. Evet, söyle. Bahar nerede? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Bahar'dan mesaj aldım. Zorla evde alıkonulduğunu söyledi. Sahada mı göndermiş? Allah Allah. Telefonu da kapalı. Allah Allah. Ayrıca sen hangi sıfatla benim karşıma gelip bana hesap sormaya çalışıyorsun? Ne yaptın ona? Sinan, sen neden bu kadar yakından Bahar'la ilgileniyorsun? Çünkü ona zarar veriyorsun. Aklının almadığı işlere burnunu sokma. O benim karemdir. Evliliklerde olur böyle tatsızlıklar. Sen Bahar'a... Bahar bunu hak etmiyor. Sağa laf düşmez. Bahar'ın nerede olduğunu bildiğini adım gibi eminim. Sinan. Söylediklerine dikkat et. Çizmeyi aşağı etsin. Bahar'ın saçının tek teline bir zarar gelirse ben bu dünyayı yakarım. Yakarım bu dünyayı. Bu saatten sonra sana kim inanır? Bana bak. Seni uyarıyorum. Bahar'a bir zarar verecek olursan karşında beni vurursun. Senin evladım gibi sevdim. Güvendim. Beni çok hayal kırıklığına uğrattın. Mudur, hemen buraya gel. Buyurun Şahin Bey. Ha, mudur. Sinan Bey'i muhasebeye götür. Alacaklarını ödesinler. Sonra da personel müdürüne götür. Şirketle ilişkisini kessinler. Peki Şahin Bey. Buyurun Sinan Bey. Paranız da batsın işinizde. Geç de olsa gerçek yüzünü gördüm. Artık ne kadar acımasız bir insan olduğunu da biliyorum. Ama Bahar'ı bulacağım. Ona da zarar veremeyeceksin. Asistan. İyi misin oğlum? Orhan.
Etme de böyle oğlum. Bak biz bilim adamıyız. Her şeyin üstesinden gelir, her derde çare buluruz. Ama bizim buralarda ne derler? Hayatta üç şeyi yapamayız. Necmi, sen biliyorsun onu de daha. Bilmez olur muyum ya? Neydi? Denize kapak yapamayız. Sinan? Göğe direkt dikemeyiz. Bir de ölüme çare bulamayız asistan. O Allah'ın emridir de. Cevap vermedi değil mi? Hala kapalı. O adam var ya kesin bağırı bir yere kapattı o. Varsayalım kapattı. Nasıl bulacağız? Bulacağız bir şekilde. Acaba Şahin'i mi takip etsek ha? Şahin abi kurnazdır. Her şeyi hesaplamış duruyor. Açık vermez. Olan herif çalıştır abi saksıyı da. Dinleme cihaz. Ne dedin asistan? Evladım ne bu hali? Kötü bir şey mi? Tabuki hızla iyileşiyor. İyice toparladı kendini. Bundan sonra daha da iyi olacak. Sen niye içini karartıyorsun? Bilmediğin şeyler var. Ne varmış bilmediğim? Hele bir de bakayım. Yok ya senin de canını sıkmayayım. Önemli bir şey yok. Geçer hadi içeri gidelim. Torunumun sıkıntısı demek, benim sıkıntım demek. Demesen hakkımı helal etmem ha. Nasıl diyeyim ki dedeşkim? Söylemek o kadar kolay değil ki. Ya sanki ha bu bütün dünya Buke'yle benim karşıma dikilmiş. Mutlu olmayalım diye dert üstüne dert geliyor anasını satayım. Ben anlamadım ki ya. Can sağlığı olduktan sonra her derdin çaresi bulunur evladım. Bu derdin çaresi yok. Bu kedi yarası var ya. Aslında çok ağırmış dedi. Kurşun kemiği sıyırmış, oradan sekmiş, aşağı gitmiş. Rahmi parçalanmış. Bundan sonra bu kedi çocuğu olmayacak. Anne olamayacak. Bizim çocuğumuz olmayacak. Olmayacak. İşte bu aleti Şahin'in ofisine koyacağız. E tamam da buna müzik yüklersin, radyodan dinlersin. Ben anlamadım, nasıl dinleme cihazı olacak o? Oy anas seni!
olan aferin sana asistana. Deha olduğunu bir kere daha ispat ettin. Memleketin yetiştirdiği nadide bilim adamları olarak asistanım ve ben bu aleti alacağız ve dehamızı kullanarak içine ufak tefek eklemeler yapacağız. Arif uzatma da sadede gel he. Ne yapacağız? İlk olarak içine küçük bir mikrofon yerleştireceğiz. Değil mi asistan? Ya şimdi bu zavazingo arabanın çakmak yerinde çalışmıyor mu? Tamam tamam ne öyle? O zaman Şahin'in ofisine nasıl takacağız? Abında var ya fındık kadar beyin vardı onda da kurt çıktı arkadaş. Arif şov yapmayı bırak, sadede gel dedim. Ya bu aleti pille çalışır vaziyete getireceğiz de Necmi, bu kadar basit. Öyle de bilelim daha ya. Bir de içine var ya, frekansı güçlendirecek bir devre ekledik mi, saat gibi çalışacak alet valla. Şimdi sonuç olarak, biz dinlediğimiz sesleri radyodan mı duyacağız? Aynen öyle kayınço. Asistan. Haydi de ne duruyorsun? Başlayalım çalışmaya. Başlayalım. Oy evlat, gel haydi. Gel. Gel buraya. Abi ya şu bak gel. Gel gel abi. Zıvıl. Şahin. Güzel karıcığım. Düşünme gitsin. Epey bir fırsatın olmuştur ha? Haklısın. Düşünmek için epey bir vaktim oldu. İnsan dört duvar arasında düşünmekten başka ne yapabilir ki? Baharım, ben senden vazgeçmem. Ama sen de benden vazgeçmezsin değil mi? Yani malikane gibi bir evde oturuyoruz. Altında arabam. Gardırobun dolup taşıyor. Pırlantalar, elmaslar herkese. Yani kraliçe gibi yaşıyoruz. Ama sıkıldıysan tek kelimen yeterli. Her şeyi baştan yenilerim. Dünyayı ayaklarının altına sararım. Sen de herhalde böyle bir güzel hayatı kaybetmek istemezsin değil mi? Sen benim bunların hesabını yaptığımı mı sanıyorsun Şahin? Ya bağırım ben öyle demek istemedim. Nasıl demek istedin Şahin? Yapma. Etme bağırım. Artık geri dönüşü yok. Her şey bitti. Bitti Şahin. Bitmedi. Ben bitti diyene kadar bitmeyecek. Bitemez. Ne yapacaksın? Bana böyle ömür boyu hapse yatmaya yaşatacaksın. Sen hala akıllanmamışsın. Ama olsun. Herkes aklın başına gelecek. Bugün olmazsa yarın. Yarın olmazsa öbür gün. Öbür hafta. Öbür ay. Herkes aklın başına gelecek. O gün gelene kadar bekleyeceğim. Duyunca kulaklarıma inanamadım. Nasıl olabilir böyle bir şey dedim ama neyse. İnşallah artık beraber çok güzel günler geçireceksiniz. İnşallah Arvak. İnşallah. Çok yakışıyorsunuz birbirinize. Bu arada bu kadar kolay atlatmana çok sevindim Buke. Tabii insanın sevdiği yanında olunca atlatamayacağı güçlük yok değil mi? Sağ olasın Ermak. Ermak, sen nasılsın? Baban geldi diye duydum, gözün aydın. Ha evet, teşekkür ederim. Aslında o da gelecekti yanınıza. Ama şey, işlerden dolayı toplantıları biraz yoğun. O yüzden selamları var. Eyvallah. İyi misin? Irmak iyi misin? İyiyim. Teşekkür ederim. Hastane kokusu ya. Oldum olmasa hep tiksindim ben. Uzun aylar kaldım ya hastanede bir türlü alışamadım işte.
İç bakalım bunu. Teşekkür ederim. Günaydın. Oo Sinan'ım hoş geldin. Hoş bulduk. Okey. Çok iyi gördüm seni. Evet, çok şükür Sinan. Kusura bakma ziyaretine daha önceden gelemedim. Halletmem gereken işler var. Nasıl? Şimdi geldin ya. Sen nasılsın Irmak? İyiyim, teşekkürler. Ben artık kalkayım. Tekrar geçmiş olsun Müge. Hoşçakalın. Görüşürüz ha. Mesafeden bir deneyelim. Bakalım layıkıyla çalışacak mı bu zamazingo? Asistan, şimdi ben frekansı ayarlayacağım. Sen de mikrofona bir şeyler diyeceksin, tamam mı? Ne diyeceğim ki? Ya onu da ben mi diyeyim asistan sana ya? De da bir şeyler kafana göre. Ah, tamam. Şimdi konuşabilirsin asistan. Haydi de. Baba! 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 Beni duyar mısın baba? Beni duyar mısın baba? Çalıştı asistan. Tamam. Başardık. Destek olmanın zamanı. Hiç et tırnaktan ayrılır mıyım? Hem Niyazi sizi görünce çok sevinecek. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Hoş geldiniz komşular. Geçmiş olsun. Allah şifalar versin. Geçmiş olsun. Sağ ol. Bu köy yoğun bakımdan çıktı diye duyduk Melahat abla. Çıktı çok şükür. Görebilecek miyiz? Şimdi hemşire içeride. Pansumanını değiştiriyor. İşi bitince haber edecek bize. İyi biz böyle kapının önünde kalabalık etmeyelim o zaman. Aile oturalım ha. Nasıl isterseniz. Bukiye'yi Harun bulmuş Nezahat abla. Ne değilsin, doğru mu söylüyorsun? Vallahi bak Muzaffer dönmüş. Öyle değil mi Muzaffer? Bugün kahvede konuşuyorlardı. Ben asıl Resul'u hayret ettim. Aramış taramış, İsmail'in teknesinde bulmuş Harun. E'si öyle bir dalmış ki hacamat etmiş çocuğu. Resul abi. Ya. Yakalanmış mı bari? Yok, kaçmış. Polis her yerde onu araymış. Ah. Neyse. Hepiniz bu kıyamı ziyaret etmek için mi geldiniz? Görebilir miyiz? Hepiniz bir arada olmaz. Peyderpey girin.
zaman siz girin Melahat Hanım'la. Biz bekleriz. Sağ olasın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Muzaffer'e hoş geldin. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Abi nasılsın? İyi misin? İyiyim. Niyazi. İyi misin? İyiyim. Annenler Buki'yi ziyarete gelmişler. İyiyim. Haydi buyurun. Hadi içeri girin. Buki'm. Hoş geldin. İyi yavaş ol kızım. Zorlama kendini. Dur. Sağ ol Melahat. Güzel göz. Bilek yüzü kızım. Allah seni bize bağışladı. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Otursanız ayakta kaldı. Nermin nerede seni merak etmiş. Kendi gözleriyle görmek istediler iyi olduğunu. Biz çok üzüldük duyunca. Benim bir sadakanız varmış. Ben barınaklara gideyim, orada bir işim var. Hem Buki'ye temiz çamaşır getireceğim. Abi sen Buki'nin yanında dur. Ben bir koşu gidip alıp geleyim de. Sido hadi. Mahvolur. Hem ben de üstümü değiştireceğim. Hazır siz buradayken gidip geleyim. He? Buki'm. Haydi görüşürüz. Babaanne. Hem mi? Tamam, hemen gönder, gelsin gelsin. Oo, Orhan'ım hoş geldin. Oh, hoş bulduk. Buyur buyur, gel otur. Ya sekreter Orhan geldi deyince bayağı şaşırdım. Senin yolun düşer miydi buralara Orhan'ım? Bugün düştü işte. Başın sağ olsun Orhan. Sağ. Bu ziyarete neye borçluyuz Orhan'ım? Şahin. Ben sana bir şey getirdim da. Nedir o? Davetiye. Bizim dernek engelliler için bir gece yapacak da. Bu Bahar'la senin davetin. Engelli çocuklar yararına düzenlediğimiz geziye katılarak bizi onurlandırmanız dileğiyle. Çok güzel. Ya bu dernek güzel işler yapıyor ya. Bu çocuklar, bu engelliler hepsi bizim çocuklarımızdır. Davete geleceksin değil mi Şahin? Tabii Orhan'ım, tabii. Ama Bahar da gelsin, tamam. Tamam. Ben artık gideyim Şahin.
Hanım, içecek bir şeyler ikram edeydim sana. Yok, içmem ben. Orhan. Çok üzüldüm Mustafa'ya. Ama yapacak bir şey yok. Takdir ilahi işte. Mekanı cennet olsun babası. Cennete gitti benim baba. Orhan'ım, sen de kendini bırakma ha. Ölenle ölünmüyor. Hayat devam ediyor. Ya bir dur da Necmi. Yavrum kritik damayın bakayım ya. Şu evrakları da al klasöre koy. Peki efendim. Ha kızım, bana bir de sade kahve su. Hemen Şahin Bey. Hey yanasiri. Ulan bizim önümüzden var ya ne uçak kurtulur ne de kaçan be. Görüyorsunuz değil mi? Saat gibi çalışıyor alet be. Ha geldi. Ulan aferin sana asistan be. Görevi başarıyla tamamladın ha. Tamamladım. Ulan karizmaya bak be. James Bond'un Hopa şubesi mübarek. Gel sana ne duruyorsun? Gel arabaya da. Yok. Ben biraz yürüyeceğim. Nereye yürüyeceksin oğlum? Bilmem. Oğlum bu nereye gidiyor ya? Dur. Dur bırak gitsin. Herkes bana değil ki. Hayat devam ediyor. Hayat devam ediyor. Ediyor. Ama sen sus. Hayat... Sensiz devam edeyim baba.
Bunu bilmeyin işte. Irmak, neyin var senin kızım? Yok bir şey. O yüzden mi yüzünden düşen bin parça? Sinan'la konuştun mu? Sana soruyorum Irmak. Konuşamadım. Neyi bekliyorsun konuşmak için? Bir an evvel evlilik hazırlıklarına başlamanız lazım. Bu evlilik olmayacak baba. Ne demek olmayacak? Benim bilmediğim bir şey mi var? Biz Sinan'la ayrıldık. Ne? Ya hem de çocuk haberini almadan önce. Sana söyleyemedim çünkü geçici bir ayrılık olarak düşündüm ama... yanılmışım. Baba, Sinan beni istemiyor, anlatabildim mi? Beni istemeyen bir adama hamile olduğumu söyleyemem. Neyse. Baba ne olur bu konuyu daha fazla konuşmayalım. Burası hiç yeri değil. Ha şimdi ne olacak peki? Ya bebeğini babasız mı doğuracaksın? Bilmiyorum babacığım, gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Aha. Ne aldın? Ya kerkeli yok diye ben de poğaça aldım. İyi, ver bir tane. Ha. Aa Sinan. Bak sağ ol abi. Niye dağla? Canım istemiyor abi, sağ ol. Ulan nasıl acıkmışım arkadaş ya. Az daha midem deliniyormuş daha. Senin de hiç doyduğunu görmedik yani. Cal mıdır Cal? Buyurun efendim. Verdiğim siparişler eksiksiz alındı mı? Tabii efendim. Hepsi burada. Listeyi bizzat kontrol ettim kızım. Şoföre sorma, o da makyaz. Bunlar nedir Şay? Alışveriş poşeti. Onu anladım. Madem anladın, neden soruyorsun? Lafı dolandırma. Bunlar nereye gidecek? Eve. Hangi eve? Seni ilgilendirmez. Bağırın kaldı eve tabii ki. Hiç akıllanmayacaksın değil mi? Hem kızı hapset, hem de prenses gibi davranın. Evet, benim derdim bana yeter. Allah aşkına sus. Sus. Beni çağırtmışsınız Şahin Bey. Al bu poşetleri Bahar Hanım'a götür. Peki efendim. Sağına soluna dikkat et ha. Peşine kimse takılmaz. Merak etmeyin Şahin Bey. Tamamdır tamam. Oldu bu iş. Şoförü takip edersek Bahar'a ulaşırız. Ulaşacak. Helal olsun sana lan Gazaftan. Ya hadi uyanık ol. Birazdan çıkar şoför. Ulanın işte. Dağda bir yer buldum ya. Hem böylesi daha iyi oldu. Burada beni kimse bulamaz. Dağ yani haliyle burada incin top oynuyor. Yiyecek hiçbir şey yok. Sen gelirken bana erzak bir şey getirebilir misin? Tamam tamam. Ben markete uğrar bir şeyler alırım. Yalnız bana bak, ben yola çıkmadan beni ara da buluşacağımız yeri söylersin, tamam mı? İyi tamam. Sağ olasın. Hadi eyvallah. Harun nerede İsmail? Hayırdır Niyazi? Harun nerede dedim sana? Ne bileyim ben Harun nerede? Senin teknen de görülmüş. Ha öyle dediler bana da. Vallahi polis geldi baktı tekneye. Benim de ifademi aldılar. Ben onlara da söyledim Niyazi. Bilmiyorum Harun'un yerini. Allah Allah. Herifin senin teknende ne işi var o zaman? Ya kalacak bir yer baktı herhalde. İçine girip kıvrılmıştır. Ne bileyim ben.
Ya böyle kötü kötü bakma Niyazi. Sana yalan borcu mu var benim? Tüm bildiğim bu kadar. Hadi eyvallah. Biraz da takip ettiğimiz anlaşılmasın ha. Bahar'a bu kadar yaklaşmışken her şeyi berbat etme. Sinan doğru diyor da Necmi. Ya peşinin tapona gidiyorsun ya. Biraz geride kaldı ha. Aha daha ya. Aha daha. Ulan dur ya. Abi kaçırma. Bekle bekle ya. Gitti bu araba şimdi. Sağa mı gideceğiz, sola mı gideceğiz? Ne yapacağız şimdi? Ne bileyim ben? Enişte, ben soldan yürüyeyim, siz sağdan devam edin. Tamam mı Necmi abi? İyi, tamam. Olmaz Sinan. Ben seni burada yalnız bırakmam. Başına bir şey gelir ya. Enişte, başka şansımız yok. Hadi vakit kaybediyoruz, hadi. Ya Sinan, irtibatı koparma o zaman. Tamam, tamam. Vur abi, sağdan gidelim biz. Vur abi. Hoş geldin. Buyurun Niyazi. Olanları duydum. Çok geçmiş olsun. Sağ ol, eksik olma. Biraz önce İsmail çıktı buradan. He, çıktı, çıkamaz mı? Tren geç kimi, masa bir momuç. Bak, gevezelik edecek vaktim yok. Ne aldı buradan? Birkaç parça öteber aldı. Neden sordun ki? Lazım Sefer, lazım. Ne aldı diyorum da. Birkaç parça konserve, içecek, ekmek. Ha, bir de plastik bardak, tabak falan aldı. Galiba pikniğe gidecek. Sağ ol Sefer. Oh, İsmail. Oh. Da İsmail. Bunlar ne dur İsmail? Ha? Pikniğe mi gidiyorsun? Ha? Niye haber vermedin oğlum? Ha? Niyazi bak. Şş. Gel senle şöyle sessiz tenha bir yere geçelim. İsmail. Ya Niyazi. Şş, yürü. Geç öyle. Geç 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 geç. Bak Niyazi. Şş. Geç olan şöyle. Geç. Harun nerede? Bilmiyorum. Benimle oyun oynama İsmail. Harun nerede dedim sana, anlat. Niyazi bak, gerçekten bilmiyorum, tamam mı? Gerçekten bilmiyorum. Benim asabimi bozma, hırsımı senden almayayım. Harun nerede ulan? Söyle. Tamam bak, tamam. Ben Harun'a yardım ettim, tamam mı? Ama acıdım haline yani.
Ama yerini gerçekten bilmiyorum Niyazi. Niye yalan konuşuyorsun lan? O arabadaki malzemeler ne? Ha? Ona gitmiyor muydun? Hayır işte öyle değil bak. O tam olarak öyle değil yani. Ben yola çıkacaktım. Harun da beni arayacaktı. Kaldığı yeri bana tarif edecekti. Ben de oraya gidecektim, tamam mı? Yani yerini gerçekten bilmiyorum. Allah Allah. Nerede lan bu? Ha? Allah Allah. Hey yazıyor. Arayan Harun mu? Harun mu lan? Nerede bu Allah'ın cezası ya? Niyazi bak tamam affet, yaptım mücahillik tamam mı? Hadi bırak beni gideyim şimdi. Kes lan sesini, geç yerine. Etrafım çok kalabalık. Konuşamıyorum. İstediklerini aldım, mesajlaşalım. Niyazi tamam hadi bırak. Kes sesini lan, geç yerine. Aha, Burçka yolundaki Saneti Köprüsü'nde buluşalım. Buluşalım canım, buluşalım. Geliyorum. Tamam, geliyorum. Tamam, güzel bak yerini de öğrendiğine göre hadi beni bırak gideyim ne olursun ya. Kes olan sesini. Niyazi bak beni bırakırsan ne istersen yaparım. İsmail'cim sen şimdi ha bu dağların, ha bak bu mısırların biraz misafir olacaksın. Yat aşağı. Nasıl? Yat oğlum yat. Oraya ha oraya. Dön arkanı. Arkanı dön. Dön arkanı. Sessizde. Kim var orada? Ses şu taraftan geliyor. Sen git bak. Kim var orada? Kimsin? Çık ortaya. Bahar'ım siz içeri girin lütfen. Hayır. Bahar'ım lütfen zorluk çıkarmayın. Girmeyeceğim. Bahar Hanım lütfen.
Bahar Hanım lütfen. Çekil, çıkacağım. Bahar Hanım girin lütfen içeri. Girmeyeceğim. Çekil, çıkacağım. Bahar Hanım lütfen. Gel. Çabuk.